Efendi diyor ki bir daha söyler misiniz akşam ezanı 16 18 36 Dur şuraya yazıyorum 18 36 bu sırada aile işçi ilçede sizin orada evet. cami yok bildiğim kadarıyla var zaten. var şey, cami var i̇lçede var, yayla i̇lçede de yok. Yok. Tam, yayla yok. burada ezan saatini duyuyor hızlı da giderler hani şey yapalım evet. 19'da en geç bahçeye varmaları lazım Bahçeyi bir süre arıyorlar. Arıyorlar. Onu da bayağı, bayağı. hızlıca ararlar zaten. Nereye arayacaklar? Hani en en hızlı bir şekilde 19-15'te şantiyede olurlar. Yarım saati bulmuş olabilir. O çünkü... Hayır ben en hızlısını 15. söylüyorum. 19-15'te şantiyede olmaları lazım. Orada konuşup şantiye şefiyle buradan ayrılmaları da hadi en hızlısını yazıyorum. 19-20 yani sizin şantiyeye en erken girdiğiniz saatin 19-30 olması lazım. En hızlısı. Bak jet hızıyla yazıyorum. Yani hani hanımefendi nasıl yürüyor falan burada olmadığı için bilmiyoruz ama hani bu bedensel olarak. Hı hı. Yani hemen bir bakıyor, hemen arabaya biniyor, hemen şantiyeye biniyor. Beş dakika Hasan Bey'le konuşup çıkıyor. Siz oraya gittiğinizde aileyi görmediğinize göre... Yani sizin, sizin... bu tespitiniz nefes almadan son sürat yapılacak bir saat birimi. Yani bu mesela benim tarzımdaki birisi evet. için geçerli evet. olabilir. Evet, Hani. Ya hareket etme kabiliyeti olan, rahatça koşar, gidebilen... Yani koşacak bir de yani hiçbir yerde oyalanmayacak, vırt 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 bakacak. Bazı tipler vardı biliyorsunuz, ben de onlardanım. Canı tez, hemen gidecek, gelecek. Evet. Çünkü 18.36'da ezanı duyuyorsa, bakın ben bir saat bile vermiyorum. 19.30. Evet. Yani sizin en erken şantiyeye gidişiniz 19.30 olmalı. Yok, hayır. Zaten Atilla abinin aradığım zaman da var. O zaman da size söyleyeyim isterseniz... Senin arabayı kaza yaptım diye. Ha -ha. Atilla Bey aradın sanki. O, o o saate bakıyorum şimdi. Tamam bak. Bu arada kepçe operatörünün aldığı belge ehliyet sayılmıyormuş. Ama ehliyet almadan bu belgeyi alıp inşaat alanında kullanabilir ancak trafiğe çıkamazmış. Bu evet. e, bakmayın o yüzden de bu oyunda işte iş ve işçi kazalarından bahsediyoruz tabii yani. Evet. E, bunun da sonu bu. İyi e, böyle devam edilsin o zaman. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Hiç insanın normal ehliyeti olmadan ee, yani bu bir sıralama değil midir? Şimdi ilkokulu bitirdikten sonra ben nasıl doktora yapabilirim yani? Gibi. Yani. Yani <laughs> Ne bileyim ben anlamıyorum ya. Gerçekten yani kusura bakılmasın ama e, bu hiç doğru hiç bana yani, doğru bak, gelmedi. Yani ufak bir Bunun aracı kullanmadan kamyon kullanma gibi, tır kullanma ee, gibi bir şey bana göre. E, aynen öyle. Evet. Ve ondan evet. sonra da işte kepçe orayı daldı evet. orası yıkıldı maalesef, birbirine ezdi. Maalesef. O, ezdi. Yani. Yani, evet. Kusura bakmasın kepçe operatörü. Evet. Bu, i̇nsan bir ehliyet alır bir kendine bir Hani aldığın zaman bile olmuyor. Bir kendine güvenin gelir de sonra koca aracı binersin. Evet kaçta aramışsın? Şu anda ediyorum? sadece dün aradığım şeyler var. Ee, diğerlerini göremiyorum. Baktığım zaman herhalde Ama silmişim. Ama o zaman bak bir şey söyleyeceğim. Eğer sen söyle kaçta aradı? Şantiyeye gittikten sonra aradım zaten. E tamam ee... abi, kaç... yani bakmışsındır bu zamana kadar. Şu anda bakmana gerek yok. Sen de kendini anlatırken jandarmaya, savcıya, polise neyse... Bakmışsındır. Kaçta aramışsın? Sen söyle. Ya şu anda hani bir saatini söyleyemem size. Ee, tam net, net bir saatini hatırlamıyorum. Veya saate bakmadığım için zaten saate baksam Ay sana hatırlayabilirim. Sana sormadı mı polis kaçta gittin sen şantiyeye diye jandarma? Tamam sordu, sordu. ama sen ben Atilla abi şantiyeye gittikten sonra aradım. Tamam. Şantiyeye gidiyorum ondan sonra... Tamam o sırada telefonunda silinmemiştir dağın numaraları. Kaç dedin yani jandarmaya onu her sana sorduklarında? Onu zaten, Onu bana sormadılar. Atilla abi ne zaman aradın diye sormadılar. Saatini Hayır. falan sormadılar. Ne zaman şantiyeye Bana... gittin tekrar diye sormadılar. Mı? Sordular. Tabii sen de kaç ben dedin? Ben 4 veya buçuk arası gittim dedim. Ondan sonra eee şantiyeden dedim 3.5 gibi falan geldim. 4 aynı size anlattığım gibi bir. de dedim servelerde olduğumu farz edelim. Farz edelim dedim. Sonra yarım saat sonra gittiğimi farz edelim dedim. 4.5 gibi falan orada aradığımı düşünüyorum yani. Dört buçuk 5 arası diyelim yani. En en neti 5 Öyle diyelim. mi? Atilla Bey demiş ki beni 16 16 30 arası aradı diyor. Yok daha erken bu. Bu daha erken. Atilla Bey'in şeyi 16 16 30 civarında. Atilla Bey'in verdiği bilgi bu Vahap Bey. Atilla Bey saat, diyor ki saat saat 16, 16, 16, 30 abi. 30 arası arandım, arandım diyor. Saat hatırlamıyorum. saati hatırlasam hani size şu şu su saat daha Atilla Bey diyor diye ki diye 16, hani 16 ben burada da 16 30 diyeyim. Ama şimdi bu aile diyor ki akşam ezanı okununda diyor. Hı hı. İkindi olabilir mi Zahide teyze? İkindiyle hı hı. akşamı karıştırmış olabilir misin? İkinci yıl akşamı karıştırmam, bir ezan okunup geldi. Ben arabaya girdim de Allah'ım bu kız nereye gitti diye bindiğimde ezan okunuyordu. Çünkü, köye çıkıp gezerdim, ezan okunuyordu. Merkezden çıktık, ezan Biz ezan, ezan okunduktan okunuyordu. sonra zaten, ezan okunmadan önce Aa, o abiyle konuşuyorduk demiş. zaten. <laughs> Kiminle? O benim araca vurdum abile konuşuyorduk. Bunlar dedikleri saat çok bunu. farklı. Ya, o zaman sen on beş çıkmadın orada, kusura hmm. bakma. Yok, hayır. Ben şunu demek istiyorum. Aynı saatte gitmiş olabiliriz diyorlar ya. Ben şunu diyorum. Bir dakika sen akşam ezanı okunurken yani 18.36'da arabayı çarptığın kişiyle mi konuşuyorsun? <laughs> o zaman sen 15.30'da nasıl çıkacaksın ki? Nasıl yani? 15.30'da nasıl işten çıkıp 18.36'da tekrar o arabayı çarptığın kişiyle konuşacaksın? En son geldiğim zaman... 6.30 bu yani. 6.30 farzı. Ha, ha, Zaten ha. güvenlik kamerasında vardır kaydı. Ben hani saatini hatırlamadığımı söylüyorum. Bir şeyden de kaçtığımdan değil, güvenlik kamerasını bulsunlar, saatini söyletilsinler size. Desinler ki şu saatte vurmuş, şu saatte görüşmüş. O zaman sen 15.30'da çıkmadın, daha erken çıktın şantiyeden. Orayı karıştırıyorsun demek ki. Çünkü bak aslında anlattığına anlattığında bakılırsa, hmm. Cuma namazını kılmış birde. Evet. Çıktım eve gittim, en fazla yarım saat yemek yedim. Bizim arkadaşlarla da konuşmuş şimdi. Hmm. Yemek yedim, aradım. Onun bana gelme saati 2-2.30 arası demiş. Evet. O zaman çok ya şöyle diyeyim araca vurduğum saati ee, baktırabilirseniz baktırın. Ondan sonra bütün saatler zaten ortaya çıkar. Araca vurmanın saati kimde? Bize de söylesinler. Niye söylemiyorlar? 16:30 gibi. 16:30 gibi vurup nasıl 16:30 gibi tekrar Atilla Bey'i arayacak? Evet. Arkadaşlar tutmuyor saatler. Evet. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tamam, tam düzelmiş. Işte, ben de şimdi. diyorum ki kaçta vurulmuş? Jandarmadan mı görüntüler polise mi rica ediyorum? Söyleyeyim biz hani atla deve istemiyoruz yani. Çocuk da burada. Herkes benim üzerime geliyor diyor. Söylensin saatler. Herkes buradayken evet. bak annesi bağlanıyor, arkadaşı bağlanıyor, sağ sol bağlanıyor. O saati bir dizelim. Kim yalan söylüyor ortaya çıksın. Evet. Yani kazayı kaçta yaptı. Bir şey istemiyoruz ki kimseden. Müge abla sağ olun Hani bunu söylediğiniz için. Çünkü saatler tutmayınca da ben yalan söylemiş Öyle. gibi oluyorum. Öyle tabii küçükler orası. Bu sefer de bu her herkes sana, sana sen de bir şey yaptı mı? Teşekkür mu? ediyorum tekrardan evet. size. O da diyor ki ben psikolojik baskı hissediyorum. Evet. Hazır şimdi herkesin iz, izle diye bir yayın. Kaçta çarptı kaçta çarpmadı. Bir de çarparken acaba güvenlik kameralarında saat ileri mi geri mi bir de o, o mevzu var. Herkes de bir oturup güvenlik kamerasının saatini bir miktar ayarlasa rica ediyorum. Bugün herkes mesela saat 13'te program bittikten sonra. Herkes bir ayarlasın şu güvenlik kamerasının görüntüsünü. Ayarlayamıyoruz. Valla benim matematiğim çıkamıyor işin içinden. Ee, bu güvenlik kamerası görüntüler. Kaçta çarptı? 16.30'da çarptıysa ayrı. Evet. 15'de çarptıysa ayrı. O zaman Tabii yalan söyle ortaya çıkar. Evet. Eğer bu çocuk 16.30'dan önce çarptıysa araca yalan söylemiş olur. Hı hı. O zaman da ben benim de... ona sen 15.30'da paydos etmiş olamazsın demek ki arada da kaçtın demem doğru olur. Evet. Ben de baksınlar diyorum. Ee, ve siz de aynı şeyi söylediniz. Ee? Saate baksınlar bu çocuktan iyi ne söylediğini doğrulayın diye söylediniz doğru evet. mu? Ben de şimdi yalan yanlış, yanlış bir şey söylemiyorum. Saate baksınlar kaçta gidip kaçta geldiğim zaten akşamüstü kaçta abiyle görüştüm hepsi ortaya çıkar. Çünkü... Ve o iyi ki de o... güvenlik kamerası var bu, orada. Yani o, o vurulma saatiyle Vahap'ın anlattıkları tutmuyor birbirine Bu telefonlarla da tutmuyor. Hı. E, annenin dediği de tutmuyor. Şimdi... Başka şeylere geldi olay. Anne gitti. Şantiyeye gitti. Şantiyedekiler Alper'in dediğine göre Hasan Bey dedi değil mi? Hı hı. şeyci. Orada bekçi. Bekçi abi. E dedi ki burada kız kaybolmuş. Hatta yolda jandarma gördüler. Kuvvetle muhtemel belki de jandarma onun için de geçmiş olabilir. Evet, jandarmaya evet, daha sonra haber veriyorlar. Jandarmaya aramayı yaptıktan sonraktan sonra, sonra haber veriyorlar. Yani başka bir jandarma şey yok Jandarma gece gidiyor. 8 800 sonra falan jandarma gidiyor. Ama Peki. geç gidiyor. Bunların dediği saatte değil. O saatte ee, hırsızlık falan bir olay olmuştu bilir mi? Ben için jandarmaya sordum. Hayır, ama Alperen diyor ki ben oradan jandarma geçince belki de bu kız için geçiyorlar dedim diyor Vahap'a. Başka bir olay için. Akşama ama Ama ya Aklına anladın. gelen o. Hayır evet. ama bakın şimdi artık orada bir olay var. Artık bu Hasan'a kadar gitmiş. Hasan Bey'den yani... Alperen duymuş. Vahap ben duymadım diyor. Evet. Ama bütün o olaylar içinde aslında anneniz bile gitmiş. Namazdan sonra gidiyorum diyor kadın. Niye yalan söylesin? Ya doğru. Yani ben de diyorum Ayrıca. ki en erken 19.30 diyorum onların oradan. Bakın en erken. Yani benim verdiğim aslında çok erken bir saat. 55 dakika içinde bütün her şeyin olup bitip ailenin oradan 19, ayrıldığını, dediğiniz saat 20 de olabilir. En az yani yarım saat bak gelebilir. Yani, yani sizin yani akşam Bu gitti anlatılanlara mi? göre ...Alper'inin özellikle bu mevzuyu anlattı ya şimdi. Hı -hı. Buna göre sizin Oraya mutlaka 19.30'dan sonra gelmeniz lazım. Yani mükemmel... Ak akşam hayır hayır akşam değil. Biz ikindi üzeri gördük biz e, onu. i̇kindi üzeri... Jandarma bizi geçtiğinde... Duyduysanız demek ki bu olaydan hani kız kaçırılmış bu diye olay duyulduysa farklı. bir olay duyuluyor. Sizin bu de belki bizim hani jandarma, yolda bir şey duyduysanız Bizi jandarma geçiyor duyseniz... ya abla. Şimdi bizi jandarma... Bak, 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 O zaman bir sıkıntı Siz var. Şimdi Bak, orada. burada her yani şey bir çok sıkıntı açık. var. Bir amca oğlunu da bulabilir miyiz Zahide Hanım'ın? Yani o da bu ezan mevzusunu söylesin. Yani bu ezanlar çok iyi oluyor aslında saatler açısından. Çok böyle saate bakma alışkanlığımız yok. Zaten artık saat de kalmadı kollarda bu telefonlardan dolayı. Ama ezan saatleri önemli. Hanımefendi ilçeden çıkarken ezan sesini, akşam ezanı sesini eğer duyduysa... ...şantiyeye gidip kızın kaybolduğunu haber veren de ilk onlar. Hı hı. E, tamam, haber verip oradan ayrılacaklar. Siz daha sonra burada bir kız kaybolduğu... Hasan Bey'den eğer öğrendiyseniz, başka evet. bir yerden öğrenmediyseniz, sizin şantiyeye gitme saatiniz en hızlı şekilde 19.30'dan sonra. Evet. Akşam oluyor o zaman. Çok akşam oluyor. Çünkü. Ama o zaman Hasan karanlık Bey kız kaybı olduğunu evet, nereden karanlık biliyor? Biz karanlık çöküyor. Biz karanlık çökmeden geldiğimiz zaten söylüyorum, ben belirtiyorum. Diyorum ki abiyle görüştüğüm zaman zaten benim akşam izlenim zaman, zamanına denk, tamam. denk geliyor. Tamam, o zaman Hasan Bey orada bir kız kaybı olduğunu kimden duymuş? oraya farklı bir insan gidiyor herhalde. O söylüyor. Ve biz onunla sizin ailede kim kimse gitti. yok. Biz de yeni duyuyoruz. Biz Bizim ailede annem gidiyor, amcam oğlu var. hani ablam gelmeyince yani ben aslında ilk Yani aslında ilk şüphelenen annenin oğlu değil mi? Yani evet yani biz hani zaten. merak edip annem gel aramaya gidiyor. Oradan ne var sizden başka giden yok. Evet yok. Yok Esna'da zaten ben aradım. E... Telefon görüşmesi yaptım. Annem demek çıkıyormuş. Demek ki o zaman siz bir şey duyduysanız oralarda bir gelişme var. Evet orada bir sıkıntı var. Bizim haberimiz yok. Kız kaçtığını söylüyor. Şimdi müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim ben dikkatimizden kaçmasın. Sen şimdi arabaya nasıl vurdun bakıyorum onu falan değil dedin de hı hı. Alperen'le Hasan Bey birbirlerini zaten tanımıyorlar. Evet. evet. Tanımayın, tanımadığın şeye burada bir kız kaçırdı demek tuhaf görünüyor. Yani Hasan Bey'in hitap ettiği kişi direkt sensin. Tanımadığı bir insana kız kaçırdı sohbeti yapmaz adam Niye yapsın yani? Evet. Doğru söylüyor. Yani burada bir sıkıntı var. İkindi saatlerinde öyle diyorsa demek ki bir şey duymuş, görmüş. Neyse kim söylediyse Hı. bir yerlerden bir gelişme var ki söylüyor. Biz haberi akşam Hı. arıyoruz. Akşam 18'den biz sonra gidiyorlar, şey yapıyorlar. arıyoruz. Hani akşam gelmedi Hı. saate Hı. kadar nerede Biz zaten kaldı? Müge Hanım'ın söylediği saatte biz orada değiliz. Müge Hanım'ın Hanım söylediği Alperen'in söylediği ne diyor? Bir kızın kaçtığından bahsediyor. Saat 10'du, 16, 16.30 diyor değil mi? Hı. Biz akşam gidiyoruz. Siz haberi bizden önce öğreniyorsunuz. Yani Kız, kızın siz kaçtığını bizden önce kızın öğreniyorsunuz. Bizden öğreniyorsunuz siz ailenin daha bir şey... Hani Onu zaten ben, ben, ben öğrenmediğimi zaten söyledim. Arkadaşım da bunu onayladı. O Yok bir hani Hasan var Bey yani. nasıl, nasıl biliyor? Nereden şey biliyor? biliyor şey, aracın sahibi var. demiş ki, çarptığın aracın sahibi. Beni 18.30'da aradı demiş. Akşamüstü evet. Ha. Şimdi tutuyor işte saatler. Ben akşam 18.30'da aradığım zaman... ...abiyle görüşmüyormuşum. Demek ki ben o saatte daha da değilmişim. Ama sen aracın sahibini... Şantiye'ye gelip, şantiyedeki bekçi kızın kaybolduğundan haberdar olduktan sonra aramadın mı? Evet. E, Eee? Ya, şimdi arkadaşlar bu kız ka yok ya, kızın daha kaybolduğu falan yok ortada. Evet, kimse bir kız şey bilmiyor. Kız annesi ulaşamadığı için alıyor amca oğlunu gidiyor. Evet. Çıkarken aradaki mesafeyi gördük. Aradaki de 20 dakika, yarım saat bir mesafe. Ama o, o sırada bir panikle gittikleri için hızlı giderler. O yüzden hızlı Hı. hızlı yazdım. Hanımefendi, o gece akşam ezanı 18:36'da okunmuş. Hı hı. Artık şimdi ezan saatini değiştirecek halimiz yok. Evet. 18:36 ise 18:36. E gittiler oraya 19 oldu. Öyle değil mi? Evet. Bahçeye vardıklarında. E bir aradılar orayı. Evet. Bir aradıktan sonra da şantiyeye gittiler birini gördünüz mü hı hı. diye. Orada da bir dolaştılar. Evet. Siz gittiğinizde o aile orada olmadığına göre, hı hı. oradan da onlar tekrar geri çıktılar. Evet. Arada bir zaman geçti. Saat oldu 191930 1930 Tamam. E tamam. E sen nasıl o zaman şantiyede gidip daha aile bile şantiyeye sormazken Hasan Bey'den kızın kaybolduğunu öğrenip... Hı hı. ...yine o şantiyede arabayı çarptığın kişiyi ararsın? Şöyle bir şey var. Ben zaten kızın kayboldu. O da kayboldu. mı Burak'ın yanında? E söylüyor musun? Niye söylemiyorsunuz bana? Ben anlamıyorum ki bağlayın diyorum. E şimdi mi oraya geldi? Tamam Fatih uyanık da amca oldu. Yani Zayda Hanım'ı şantiye evet. götüren kişi. Evet. Bir Fatih Bey'e soralım. Anne biraz daha hani üzüntülü, telaşlı. O yüzden Fatih Bey'e bir soralım. Şu gidiş saatini. Görelim bir Fatih Bey'i. Fatih Bey merhaba. Fatih Bey merhaba. Ses kesin. Merhaba Müge Hanım. Heh. Fatih Bey. Siz kaçta gittiniz efendim Zahide Hanım'la beraber bağ evine? Ee, biz e, 6.40 gibi falan evden çıktık. Buradan e, yengem e, e, kızının gelmediğini söyledi. Merak, merak etmiş. Beraber e, gittik. E, bahçeye Giderken de bu e, telefonlar bazı yerde çekmiyor. Orada babamı aradım. Dedim e, yengemin çocuğu, emrimin kızı gelmemiş. Biz bahçeye gidiyoruz annesiyle. Sen de eve geç dedim. E, biz aramaya gidiyoruz dedim. Hı hı. Bilgi verdim. Daha sonra biz e, bahçeye ulaştık. E, yaklaşık bir 20 dakika falan sürmüştür. Buradan çıkışımız 6 6.40'tı. Nereden hatırlıyorsunuz 6.40 olduğunu? Yani ezan... Ya, ben. E, babamı aramıştım ben. Ha, var mı telefon... ...şeyinizde, telefonunuzda vardır arama kaydı, tamam. Var, var, var. En son babamı aramıştım dedim ben Bahçe'ye gidiyorum. Tamam. Ee, amcamın kızı gelmemiş, aramaya gidiyoruz. Ee, bilgin olsun, sen de eve geç diye bilgi tamam. vermiştim. Tamam, Gittiniz, o zaman saat 7'de Bahçe'nin ee, oraya geldiğine... Yirmi dakika falan sürmüştür. Evet, e, Bahçe'nin oraya geldik. Bahçe'de yaklaşık e, bir buçuk saat falan arama yaptık. Belki bir saat 20 bir dakika falan her taraf aradık. bir 1-1'miş bir, bir Yol aradık. Ha. Evet. Evet, 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 kesinlikle oradan başka herhangi bir araç gelip geçmedi. Bunu da gözlemledik. Hani e, gelen giden olsa zaten yol kışındaydı. Evet. Görürdük orayı. Sonra Daha sonra e, amcaoğlu Ali ile annesinin telefondan görüşmeler yapıyoruz ara sıra. E, dedik bir de şantiyeye gidelim bakalım. Şantiyeye gittik. E, saat 8.40. Sekiz buçuk gibi falanmıştır. Evet. Ee, daha sonra orada bir tane e, şantiyede kimse yoktu. Ee, bir 200 metre ileriden bu ışık projektörle bir vatandaş geldi yanımıza. Ee, o da bekçi olduğunu söyledi. Durumu anlattık biz. Hı hı. Peki burası çok önemli Onlarda Fatih dedik Bey. Onlar Bey. gelen giden olmadı. Fatih Bey siz bu bekçiye yani burada Efendim, bir kız mi? arıyoruz dediğinizde... Bekçi ya evet biliyorum. Benim Söyledim. de haberim var mı dedi. Söyledim. Yoksa hayır. Yoksa şaşırdı hayır, mı yani? Hayır hayır hiçbir şey söylemedi hiçbir şey. Şaşırdı hiçbir şey söylemedi. Kesinlikle bir şey söylemedi. Yengem de vardı yanımda. Biz dedik abi dedik en son sizin araçta gelmişler köye. Daha sonra e, bir e, 13.47'de de 13.47'de de tekrar telefonla e, annesi görüştüğünde de şanti arabası geri geçtiğini söylüyor. Bu kızdan haber alamadık. Ara sıra işte sizin araçlarla eşya getiriyorlarmış. E, siz buraya gelen giden dikkat çeken herhangi bir araç bir şahıs bir şey gelen oldu mu dedim. Bunlardan da hani kimsenin gelmediğini e, bu şekilde söylemişlerdi. Hayır Oradaki ama bekçi. ben şunu o merak O bekçinin adı, adı Hasan vardı. Bey'miş. Bekçinin adı Hasan Bey'miş. Bekçi Bey ilk sizden ben... mi duydu bu haberi? Ee, Yoksa bekçi... siz... Bir dakika. İlk sizden... Bizden duydu. Bizden duydu. Sizden duydu. Şimdi kaza saati de 16.37'ymiş efendim. Teşekkür ediyorum. Kaza saati 16.37'ymiş görüntülere göre. Şimdi Arabayı vurdu zaman Benim yani. matematiğim bu güzergahın içinden çıkmaz. Çünkü tutmuyor. Evet. Evet. Burada bir sıkıntı var. Evet. Bakın ben 19.30'u yani 18.36 ezan duyuldu. çıkar çıkıyorlardır tam ilçe deneni hani son caminin ezan sesidir falan diye de düşünerek en hızlı şekilde en erken 19:30'da şantiye gidebileceklerini söylemiştim. Ama Fatih Bey diyor ki biz, hani ben şöyle bir baktılar mı ama sonradan söylediğimin mantıksız olduğunu Fatih fark ettim. Bey çünkü 20 etraf 20 Karanlık. Diyor. O yüzden de bu hani şöyle bir bakayım gündüz vakti bakayım gibi olmaz. En az bir, bir, bir biri 20 dakika aradık, bir saat 20 dakika diyor. Ve sonrasında gittik. O 20-30 diyor. Evet. E şimdi 20 20 sonra sizin oraya gidip yani Aradaki ya zaman Alperen, zaman biriminde neredeydiniz? Ya ne Alperen ne yanlış söylüyor. 20 evet. 30'dan sonra. Şimdi Vahap Bey siz o gün niye Aynen, bir dakika. değiştirmek Pardon, ihtiyacını Rami hissettiniz? Bey, şu reklama gireceğiz ama sabah gösterdiğimiz fotoğraflardan iki tanesi daha bulunmuş ailesi. Aa, ne güzel. Aa. Ama ben de bir gün sene bulunacak. Evet. Bire kadar. Biri Şehri Soydan torunları aradı. Bizim e, işte anneannemiz demişler. Diğeri de Vural Gülten. Ee, ...hani en son gösterdiğimiz fotoğraf... Evet, ...geriye evet. kaldı iki kişi. İyi aman hadi. Hadi Hayırlı bakalım şey. Allah'a şükür. <laughs> ara vermek zorundayım. Özür diliyorum ama o sorunuzu soralım. Ee, ara vermek zorundayım. Reklamdan sonra devam edeceğiz. O sorunuzu soralım.